Yunanistan'ın şu anda hayal kuracak durumu yok. Ekonomik, siyasi olarak vahim durumda. Bizim sadece ilkokul ve ortaokul öğrenci sayımız Yunanistan nüfusundan fazla. O yüzden bize bulaşmamaları kendi iyilikleri için en iyisi olacaktır. Eğer bize bulaşırlarsa neler olacağını tarih bile yazmaya korkar. Yurt içindeki terör operasyonları, Suriye, Irak ve Libya gibi son derece zorlu araziler, Türkiye'nin yerli ve milli siyaları bu gibi yerlerde sergilediği başarılı performanslarla tüm dünyanın takdirini topladı. Ancak özellikle son günlerde Türk siyalarının en çok konuşulduğu yerlerin başında Yunanistan geliyor. Peki ama Yunan medyası ve Yunan savunma sanayi uzmanları Türkiye'nin siyah macerasını neden bu kadar yakından takip ediyor? Yunan deniz unsurları için Türk siyaları ne boyutta bir tehdit? Savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan, insansız hava sistemlerinin deniz ve amfibi unsurlara karşı mücadelesine şimdiye kadar ciddi şekilde tanıklık edilmediğini vurguladı. Sahip olduğumuz siyah sistemlerinin bu tür bir deniz ya da amfibi unsurlara karşı nasıl konumlandırılacağına dair farklı soru işaretlerinin olduğuna dikkat çeken Doğan, daha önceki harekat ve operasyonlarda da tanık olmadığımız kullanım şekilleri vardı. Ancak Türkiye sahip olduğu siyaları gerek nizami gerek gayri nizami unsurlara karşı çok farklı konseptlerde çok farklı hedeflere yönelik kullanma başarısını gösterdi dedi. Bu unsurları kimi zaman terör örgütlerinden yani vekil unsurlardan oluşurken kimi zaman nispeten nizami unsurlardan oluştu. Bu iki çok farklı yapıya karşı da bu sistemlerin başarılı bir şekilde kullanılması da bu sistemlerin konumlandırılmasının ne kadar esnek bir şekilde yapılabildiğini gösterdi. Özellikle Bahar Kalkanı harekatıyla bu unsurların çok yoğun bir şekilde kullanılmasıyla sistemler rüştünü ispat etmiş oldu. Aynı anda 10 ila 20 insansız hava aracının havada görev icra edebilmesi de bunun en temel sebebi. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'nin insansız sistemlerini çok farklı alanlarda son derece esnek ve etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyeti, henüz eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Ege ve Akdeniz'de de kullanılabilme ihtimalini doğuruyor. Tabii bu da Yunanistan'ı veya bölgedeki diğer unsurları tedirgin edecek bir durum. İnsansız hava sistemlerini bir bütün olarak değerlendirmek her zaman için daha doğru olur. Bu sistemlerde kullanılan mühimmatların etkinliği, bu sistemlerin caydırıcılık seviyesini arttıran bir unsur. Bunun temel sebebi ise anlık bir şekilde karar verebilme ve bu kararı uygulayabilme esnekliği sağlaması. Bu durumu bir avantaja dönüştürmek içinse farklı unsurlarında devrede olduğu müşterek bir çalışma yapısının icra edilmesi gerekiyor. İnsansız hava sistemleri her zaman hava unsurları için görece çok kolay hedefler. Ancak Suriye ve Libya'daki çeşitli örneklerini gördüğümüz üzere bu durum bu sistemlerin doğru konumlandırılmasıyla tersine de dönebilir. Tüm bunlar alt alta konulduğu takdirde görece hareket alanına kısıtlı olan deniz veya amfibi sistemlere karşı uygun koşullar oluşması halinde insansız hava sistemleri ciddi bir tehdit oluşturabilir. SOM gibi seyir füzelerinin insansız hava araçlarına konumlandırılmasının sahada çok ama çok ciddi etkinliklerin olabileceğini düşünüyorum. Bu etkilerinin temelinde insansız hava sistemlerinin zayıf noktalarını kapatabilecek bir kabiliyet kazandırması yatıyor. Bu zayıf noktaların birçok sebebi var. Birincisi, daha önce de bahsettiğimiz üzere insansız hava araçları, hava savunma sistemleri için bu konsepte kolay bir hedef. Bunun temel sebebi ise istihbarat, keşif, hedef kazanımı ve gözetim kabiliyetinin tehdit unsurlarını veya sıcak çatışma bölgelerine yakın bir şekilde kullanılabilmesinden kaynaklanıyor. Sonuçta buradaki görüntüleme sistemlerinin de etkili bir menzili mevcut. Bir diğer nokta ise siyaların sahip oldukları mühimmatlar sebebiyle hedefe yakın bir şekilde görev icra etmeleri. Bu temel iki nokta bu sistemlerin en zayıf noktaları olarak göze çarpıyor. Eğer SOM gibi 250 kilometreden fazla etkili menzili olan bir mühimmat kullanılabilme kabiliyetine sahip olursanız, üstüne TSK'nın yaptığı gibi bu araçları müşterek bir şekilde kullanabilirseniz en temel zayıf noktayı kapatmış olursunuz. SOM-J'yi siyalarda kullanabilmek demek, hedefe yaklaşmadan yok edebilme imkanına sahip olmanız anlamına geliyor. Hava aracınızsa hedef yok edildikten sonra istihbarat, keşif, hedef kazanımı ve gözetim görevine aktif bir şekilde devam edebiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman SOM gibi seyir füzelerinin insansız hava araçlarına konumlandırılması bir oyun değiştirici olacak. İnsansız hava araçlarında son yıllarda ortaya koyduğu performans dikkat çeken Türkiye, Aksungur'la bu konunun daha da pekişeceğine işaret veriyor.
geçen gün havada 49 saat kalarak Türk yapımı bir hava aracına ait ikmal yapmadan havada kalma rekoru kıran Aksungur, sadece hava kalış süresi değil, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üstüne topluyor. Sanayi savunma araştırmacısı Hakan Kılıç, 49 saatlik uçuşun ardından Türk SİHA'larının havada kalma rekoru anlamına da geldiğini vurgulayarak, genel olaraksa daha uzun menzilli uçan SİHA'lar var ama bunlar örneğin ABD yapımı güneş enerjisiyle çalışan, amacı kırsal bölgelerde internet aktarıcısı olarak görev yapan bir İHA. Yani silahlı bir İHA değil, dedi. İlk kez İDEF-17'de tanıştığımız ve daha önce hakkında çok şeyler yazdığımız Aksungur'un en şaşırdığımız özellikleri, çok büyük kanat açıklığı, birçok mühimmatı atabilmesi ve kanat altında sonu bu oy taşıyabilmesi. Bu özellikle de deniz kuvvetlerimizde hizmete giren diğer iki SİHA'mız TB2 ve Anka ile birlikte çok sıcak bir bölge olan Ege ve Doğu Akdeniz'de çok önemli bir kabiliyet olarak katkı sağlayacak. Sonoboy, uçak veya helikopterlerden paraşütle bırakılan, farklı çalışma derinliklerinde görev yapan, denizaltılara yönelik akustik bilgi toplayan ve bu bilgileri radyo frekansıyla anlık olarak hava ve su üstü platformlarına ileten cihazlara deniyor. İşte Aksungur bunları kanadındaki bir pot üstünden bırakıyor. Böylece denizaltı harbi görevinde denizaltıların tespit edilmesi açısından bir insanı deniz karakol uçağının yaptığı görevi yapabiliyor. Denizaltıların ne kadar tehlikeli olduğu herkesin malumu. Hele ki yeri bilinmeyen bir denizaltı nükleer olmasa bile son derece stratejik bir platform haline dönüşebiliyor. Yeri bilinen denizaltı ise sadece bir hedef olarak kabul ediliyor. Çünkü bu araçların aslına bakarsanız en büyük silahları tespit edilmelerinin, yani yerlerinin bilinmesinin zorluğu, Türkiye'nin Aksungur'la denizaltılarının yerini kolaylıkla bulabileceğini düşünün. İşte o zaman bu SİHA'ların nasıl bir kabiliyet kazandığı ortaya çıkıyor. Yaklaşık 40 kilometre içinde çok kötü havalarda bile insan dahil hareket eden her şeyi tespit eden bir radar tipi SAR radarı daha önce Anka'da da kullanıldı. Ayrıca Anka S'teki uydu kontrol cihazı SETCOM'da Aksungur'da kullanılıyor. Böylece menzili, Türk uydularının menzili kadar, yani binlerce kilometre olabiliyor. Diğer bir deyişle yakıt olduğu sürece çok geniş bir coğrafyada görev verebileceği bir araç. Yerde yakıt ikmali yapıldığı sürece bir kıtada uçarken Türkiye'deki yer istasyonundan uçurulabiliyor. Mühimmat entegrasyonlarının başladığı Aksungur'un kullanılacağı mühimmat seçenekleri de oldukça fazla. Lazer güdümlü Teber 8182, tank savar füzesi Lumtaş, Bağır Kalkanı Harekatı'nda hava savunma sistemlerinin korkulu rüyası olan MAM-L gibi mühimmatları Aksungur'un ateşlediğini görebileceksiniz. Aksungur'un diğer yandan MAM-C, HGK-3, KGK-82 gibi çeşitli güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombaları da hedeflere atabilecek. Envantere girdiğinde şimdilik sadece bu milli mühimmatları kullanabilecek. İleride belki seyir füzeleri ve hava-hava füzeleri de entegre edilmesi düşünülebilir. TUSAŞ Motor Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen 2 adet PD-170BB turbo dizel motora sahip olan Aksungur, normal görevde 40 bin fit irtifada görev yapabiliyor ve 40 saat boyunca havada kalabiliyor. Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sağlayacak Aksungur, 24 metre kanat açıklığına, 3300 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 750 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda yerli ve milli insansız hava araçlarımızın kabiliyetlerini ve görevlerini aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.